Tekrardan merhabalar. İki haftalık bir aradan sonra dünyanın değişik yerlerinden gelen takip eden dostlarımız var. Hepsine inşallah hem hayırlı Ramazanlar diliyorum hem de bu korona günlerinde tekrar bolca sabır ve sükunet inşallah temenni ediyorum. Ramazan'la birleşince tabii imtihan biraz daha farklılaşmış oldu, büyümüş oldu. Ama her şeyde mükafatı var kendine göre, ibadetlerin de öyle, hem de inşallah bu pasif zamanlarımızı aktife çevirme imkanımız öyle derslerle vesaire olmuş oluyor. Allah istifade etmek nasip etsin. Şimdi ben size ekranımı paylaşacağım. Geçen konumuz seferde ne yapmıştık ilk bölümde? Kur'an ve Kur'an'ın tıbba bakışını ele almıştık. Özellikle orada tabii biraz karışan bir konu var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı Kur'an'dı. Yani o rehberi Kur'an'dı, vahiydi. Dolayısıyla Allahü Teala'nın hani ve ma yantiku anil hava in huve illa vahiyyuha, kendisi herhangi bir şeyi hevasından konuşmaz ancak vahyedileni aktarır şeklinde vazifesi olarak Peygamber Efendimizin. Dolayısıyla hep Tıbb-ı Nebevi deyince de bu beraber iki saat başı gitmiş. Yani önce Kur'an'dan sonra sünnetten deliller getirmiş herkes. Fakat bizim biraz tabii bu manada geçen sefer de yapmıştık. Yani tıp bilimin ilahiyatla alakasını, biraz tarihi arka planını. Sonra Kur'an'ın tıbba bakışını anlatmıştık hatırlarsanız. Burada yani insanın yaratılışı, Kur'an'daki hastalıklar, koruyucu hekimlik adına neler var, bunlarla alakalı bir değinmiştik. Yani kısa bir özet yapmak gerekirse. Ama dört alanı belirlemiştik bununla alakalı. Bu dört alan temizlik, beslenme, uyku ve spor ve ruh sağlığı demiştik. Şimdi biraz tabii bu sadece Kur'an-ı Kerim'de olan şeyleri ele aldık mümkün olduğunca. Bundan sonraki kısımda, bugünkü kısımda Peygamber Efendimizin bunlara binaen söylemiş olduğu, yapmış olduğu şeyler, yani onların dışında değil, onlarla birlikte, onlara binaen varsa kendi o noktadaki yani hadislerin içerisinde mevcut olan şeyler aldık. Daha sonraki uygulamaları almadık. Yani hani İslam alimlerinin işte değişik kaynaklardan aktardıkları ve iç içe geçmiş biraz. Tıbb-ı Nebevi deyince o bilgiler de var Tıbb-ı Nebevi kitaplarında genelde. Yani uygunluk diye herhalde aktarılmış. Fakat biz bugün şimdi sadece Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tıp konusundaki görüşlerini ele alacağız. Nasıl ki geçen sefer Kur'an'la alakalı görüşlerini ele aldık. Bugün de inşallah tıpla alakalı görüşlerini ele almış olacağız. Şimdi tekrar konumuza dönersek, yani Peygamber Efendimiz'in tıpla alakalı hadisleri esas alınarak böyle bir tıbb-ı nebevi oluşmuş. Yani bu bir dal, disiplin diyelim. İslam bilimleri içerisinde de var. Ve bununla alakalı özellikle Avrupa'da ben çok karşılaştım. Fevkaladeden yani çalışmalar da var. Yani o dönemin işte Müslüman alimlerin şahsında onların buldukları buluşlardan yola çıkaraktan. Özellikle kitaplar, işte İbn Sina olsun batıya yön vermiş oradaki tıp ilminin gelişmesine de. Dolayısıyla çok önemsiyorlar. Araştırmalarını hep bu alana yoğunlaştırıyorlar. Yani yine hıfz-ı sıha, koruyucu hekimlik, engelleyici hekimlik. Yani muhtemel varsa zarar, hani gelecek onlara karşı. Ve tedavi edici hekimlik noktasında yine Peygamber Efendimiz'in bu fikirlerini ele almak mümkün olacak. Allah şifasını da yaratmadığı hiçbir hastalık vermemiş. Yani Kitab-ı Tıbb'ın başında hemen Buhari Hazretleri bunu koymuş mesela. Diğerlerinde de var. Meselenin özü niteliğinde, yani şifasını yaratmadığı hiçbir hastalık Allahü Teala vermemiş. Dolayısıyla bunun araştırılması, soruşturulması ve bulunması belki bize düşen vazife. Şimdi hadis-i şeriflerde bakıyoruz. Mesela yine pek çok tedavi şekilleri, bitkiyle, gıdayla tedavi şekilleri tavsiye edilmiş. Hem yapmış Peygamberimiz hem de tavsiye etmiş. Aynı zamanda mesela savaşlarda yaralananlar olmuş, değişik seferler şekillerde yaralananlar olmuş, onlara yönelik. Aynı zamanda yani bazı hani özellikle tabipler, çalışma izni isteyenler olursa onlara yönelik
Peygamber Efendimiz ne yapmış? Yani tavsiyelerde bulunmuş, bazı hekimleri tavsiye etmiş mesela bunun gibi. Ama hastalıklarla alakalı şöyle bir imaj da var. Yani imtihan ve tedavi meselesi. Hastalıklar bir imtihandır ve tedavisi hani mevcut olması noktasında sağlık ve sabır. Bu iki noktayı iyi birbiriyle bağlantısını iyi düşünmemiz lazım. Şöyle ki yani sağlık bizim için esas olan sağlıklı olmak, ibadetler buna dayanıyor. Yani geçen sefer de konumuza değinmiştik. Fakat sabır, hastalık geldiği zaman o sabra karşı, yani ona karşı sabretmek, bu da belki bir fazilet açısından, çünkü Allah'ın dilediği, bizim için takdir ettiği bir şey. Hastalıklar da öyle. Bugün işte koronadan da yaşıyoruz mesela. O da vazifesini yerine getiriyor. İşte bakterilerde, işte virüslerde birer canlı. Bu manada onlara karşı küfretmek belki, yani veya inkar hani edecek şekilde de olabilir. Yok saymak mümkün değil zaten. Fakat kadere hani bu noktada rızasızlık gösterip bazı şeyleri de hani isyan noktasına getirmek de herhalde yanlış olsa gerek. Çünkü sabır dediğimiz nokta orada devreye giriyor. Aslında hastalıklar bir nevi belki Hastalar Risalesi'nde 25 noktaya değiniyor. Bugün benim çok vaktim olmayacak, değinemeyeceğim ama siz bakabilirsiniz. Said Nursi oradan bakabilirsiniz Hastalar Risalesi'nde. Hastalığın getirdiği faydalar da var bu manada. Yani hastalığı tedavi edelim ama hastalığın getirdiği faydalar da var. Çünkü Peygamber Efendimiz son vefatına yakın işte hastalanıyor biliyorsunuz. Bazen hani kendisinden geçtiği oluyor, işte bayıldığı oluyor. İşte suyla işte veya hararetini alıp sonra tekrar bir daha hastalanıyor veya kendinden geçiyor. Bu manada da hatta yani ilaç almamayı bazen tercih ediyor. Ama birçoğu zaman da tedavi olmayı istiyor. Yani bu manada sağlık olmanca mükellefiyetler aksayacağı için bunu unutmamak gerekiyor. Evet, şimdi tarihi arka plana bir bakalım. Bu ilim dalı nereden oluşmuş, nasıl oluşmuş? Hadis tedvin döneminden sonra ilk mesela bakıyoruz İbn-i Şeybe gibi, İmam Buhari gibi zatlar hadis kitaplarında bölüm oluşturuyorlar. Bu çok önemli. Ve mesela ilk eser bakıyoruz ki yani tıp ilmiyle alakalı yazılmış müstakil eseri. Ahmet bin Muhammed bin Es-Sünni şey yapıyor, yazmış oluyor Sünni. Dolayısıyla yani nereden baksanız 974 yılına denk gelen bir şey. Ebu Nuaym el-İsfahani de daha detaylandırıyor bunu. Dolayısıyla tematik olarak da hani sıralanmış oluyor orada anlatılan şeyler. Tabi Zehebi gibi, efendim daha sonra İbni Kayyim el-Cevzi gibi bu konuyu daha da genişletenler oluyor. Suyuti'nin mesela çok önemli bir eseri el-Menheç. Dolayısıyla en detaylı o döneme kadar ulaşmış her şeyi toparlayan bir eser. Yani ilgilenmek isteyenler için. Şurada tekrar onu zoom yapayım. Yani Suyuti'nin bu eserini tavsiye edebiliriz. İbni Haldun tabi bu noktaya biraz müdahale etmiş. Yani şöyle diyor ki ya tıp diyor bir bilim dalı ve bununla alakalı din bu konuda her şeyi söylememiş olabilir. Yani her şeyde Peygamber Efendimiz'e tutup da İşte o söylediği söylemek durumunda veya gibisinden bu şekilde bir zorlamaya gitmemek gerekiyor. Yani dolayısıyla hani her şeyi peygamberimize söyletme gibi böyle bir sıkıntı bir de bir şey yaşamayalım diye. Yani bu neticede bir bilim dalı peygamberimiz de övmüş kendi içerisinde. Çünkü burada batıdan hani batı dediğimiz o dönemki antik felsefeden, filozoflardan gelen hekimlerin görüşlerinden etkilenmiş mi, etkilenmemiş mi mesela gibisinin. Bazı sözleri mesela hadis gibi algılamışlar. İşte Haris bin Kele'den mesela bir sözünü almışlar. Buna benzer. Dolayısıyla bunları hadis şeklinde hani dönüştürmek illa şart değil yani. Veya illa hadise de dayandırmak gerekmiyor belki o manada. Tıbbın gelişmesi bugün geldiği nokta çok farklı. İlla bunlar hadislerde yok diye yani reddedeceğiz manasına gelmiyor diye. Böyle İbni Haldun'un böyle güzel bir hani bulunduğu dönem itibariyle, bugün itibariyle de biz bunu rahatlıkla alabiliriz diye düşünüyorum. Yani her şeyi de o manada bu anlattığımız işte kanundur diye bir şey yok. Aksine nedir? Tıbbı önemsiyoruz. Geldiği noktada da takip etmek zorunda Müslümanlar. Bugün tıbbın ulaştığı noktada ondan da istifade etmek durumundalar. Yani bu bir realite. Bununla alakalı da
Bu üç kategoriydi bahsettiğimiz. Yani biz Peygamber Efendimiz'in sünnetinde neler bulabiliriz alakalı kısmında. Yani temel alanları temizlik, beslenme, uyku ve spor ve ruh sağlığı diye böyle ayırmıştık. Şimdi onun üzerinden yürüyecek olursak bakıyoruz. Şimdi temizlikle alakalı gıdaların ve beden ve çevrenin, elbisenin ve dünyanın hani çevrenin, bizim yaşadığımız bölgelerin, ortamların temizliğiyle alakalı bir konu belki bu noktada oluşturmak lazım. Şimdi burada özellikle mesela abdest meselesi, işte gusül abdesti, hamamların bu noktada neticede Peygamberimiz hamamları mesela karşılaşması ilk defa şeyle oluyor. Roma'nın meşhur hamamlarıyla gidince oralara tembihliyor sahabileri de. Oraya gittiğiniz zaman diyor, oralarda tehlike olabilir. Peştemalsiz giriyorlar, işte kötü ruhlar vesaire oralarda bir araya geliyor vesaire gibisinden. Dolayısıyla ona karşı uyarmış Peygamber Efendimiz. Ama bir yandan da hamamlar güzel yerler olarak övmüş yani. Dolayısıyla abdest dediğimiz namaz esnasındaki veya namaz öncesindeki abdestin de bu noktada farz kılınması ayrı bir önem arz ediyor. Bununla alakalı yediğimiz yani bizim hani suyla alakalı özellikle söylersek suyun temizliğiyle alakalı kısmı bugün çok önem arz eden bir husus. Temiz suya ulaşmakta bugün insanlar zorlanıyorlar. Ve bununla alakalı da o dönemde suyun muhafaza edildiğini düşünürseniz nasıl muhafaza edildiğini mesela kırbaların içine koyuyorlar. Peygamber Efendimiz diyor ki o kırbaların işte ağızlarını bağlayın mesela. Kaplarınızı örtün. Çünkü içerisine zehir bulaşır, başka hayvanlar bulaşır vesaire. Yani suyun temiz olmasını istiyor. Dolayısıyla bu bir güvenlik olarak hem suyun temizliği, suya ulaşma bu noktada kıymeti bütün dinlerde aynı şekilde esas alınmış. Yani özde su hem temizleme maddesi olarak hem de kendisi itibariyle hem gıda olarak içilmesi, temiz olarak sarf edilmesi, vücuda alınması gereken %70'i vücudumuzun sulardan oluşuyor. Bununla alakalı uyarıyı unutmamak gerekiyor. Şimdi diğer mevzu mesela çevre temizliği ile alakalı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizim bu noktada hem elbisesini yani temizlememizi, temiz tutmamızı istiyor. Hem de bizim çevremizi yani yaşadığımız ortamları temiz tutmamızı istiyor. En küçük bir bitkiye, canlıya zarar vermememizi istiyor. Son nefesinizde bile diyor, yani bir ağaç elinizde bir fidan varsa onu diyor, hani dikin. Böyle talimatlar da bulunuyor. Dolayısıyla yani bu özellikle Peygamberimizin uygulamış olduğu, yani şimdi buralarda kısaya geçiyorum. Çünkü karantina dediğimiz bir şey uygulaması yapıyor. Mesela burada temiz olmayan yere gitme, yani hastalıklı bulaşıcı hastalığın olduğu yere gitme ile alakalı engelliyor. Yani Allahu Teala'nın kaderinden mi kaçalım diyenlere de Peygamber Efendimiz'in şu hadis-i şerifi, yani veba olan yere gitmeyin, veba olan bir yerden başka yerlere de gitmeyin. Yani bugünkü karantinanın manasını burada anlamış oluyoruz. Dolayısıyla belki dünya tarihinde de ilktir belki. Karantinayı ilk uygulayan bu yönüyle bir dinin peygamberinden bahsediyoruz. Ve tabii Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine, takdirine yani gitmiş oluyoruz. Bu manada Hazreti Ömer'in dediği gibi bu yani biz Allah'ın bir kaderi var. O kadere karşı kendimizi muhafaza ederek yine Allah'ın kaderinden Allah'ın kaderine gitmiş oluyoruz. Bunu unutmamak lazım. Hani alınan önlemleri çok abartılı bulanlar için söylüyorum bunu. Şimdi burada özellikle ruh sağlığıyla alakalı birkaç bir şey daha söyleyelim. Yani o gıdalarla alakalı kısma şeyde geleceğim. Hangi gıda nereye faydalı olduğuyla alakalı kısımda geleceğim. Şimdi temizlik kısmı olduğu için hızlı geçtik orayı. Dolayısıyla bu ruh sağlığıyla alakalı biliyorsunuz bir seminer vermiştik. Oraya bakabilirsiniz. Şurada linki var. Ve bu bizim bahsettiğimiz nefsin hani biraz ruhun temizlenmesi, maddi ve manevi kirlerden arındırılması Kur'an-ı Kerim'de de sabit.
onu temizleyen felaha erer diyor Şems suresi. Dolayısıyla sağlık bir hazine, bir saatlik üzüntü insanı bir yaşamış gibi kocaltır diyor Hazreti Davud Aleyhisselam'da. Ve bu manada hanginizin canı ve malı emniyet içindeyse, yani bugün özellikle bu hadis-i şerifi şuradakini çok önemsiyorum ben. Hanginizin canı ve malı emniyet içindeyse bugün, yani özellikle yani olmayanlar da vardır belki emniyet içinde olmayan, ama emniyet içindeyse, evinde oturuyorsa, yani mesela beden sağlığı yerindeyse, günlük yiyeceği de yanında ise, bu büyük nimet hakikaten. Yani dışarı çıkmama, koronadan dolayı vesaire işte bazı sosyal aktiviteler yapamama gibi şeyler, bunların hepsi biraz daha ayrıntıda kalmış oluyor. Yani çok önem arz etmiyor. Çünkü bunlar dünya nimeti olarak kendisine verilmiş olan müthiş şeylerdir insanın. Bu yeter ona diyor. Dolayısıyla böyle bir açıdan da bakmak lazım. Yani elimizdeki nimetler var. Bu nimetlerin değerlendirilmesi, önce görülmesi çok önemli. Ruhu temiz olmayanların sözleri ve işleri de temiz olmuyor. Bu manada Allahu Teala ya karşı yakarırken Allah'ım senden dünya ve ahirette afiyet dilerim diyor. Şimdi afiyet hem Peygamber Efendimizin bu afiyet meselesi hem de hem bedenen hem de ruhen bir sağlık meselesi olduğunu düşünmemiz lazım. Af ve mağfiret dileme, özellikle sağlık isteme ve bunu hep Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş gelenler. Hatta bir tane bedevi gelmiş, demiş ki yani ne tavsiye ediyorsun? Demiş ki sen Allahu Teala'dan sağlık ve afiyet iste. Bir daha gelmiş, sadece bunu isteyeyim. Evet, sadece bunu iste. Bir daha gelmiş, aynı şekilde sağlık, afiyet iste demiş. Yani Allah'ım bana sağlık ve afiyet ver diye. Ve bu neticede insanın hakikaten hem istikamette devam etmesi için, çünkü azıcık bir korona sebebiyle şimdi karantinaya gelindi, herkes marketleri yağmaladı vesaire, birbirleriyle kavga ettiler insanlar. Bu tür şeyler çok ehemmiyet arz ediyor. Sağlık ve afiyet. Bunu ruhla alakalı kısmı şeye sizi sevk ediyorum. Diğer sunumumuza oradan inşallah takip edersiniz. Tabii burada ibadetlerin bir şeyi var. Faydaları, özellikle bunu söylememiz lazım. İbadetlerin faydaları, yani maddi faydalarını mesela düşünürsek, mesela abdest örneğinde olduğu gibi işte zaten temizlik, yıkama. Şimdi koronadan dolayı ne söylediler mesela? Ellerinizi bolca yıkayın, değil mi? Yani şimdi ne yapmış oluyor abdestte? Sürekli zaten yıkıyoruz 5 vakit, yani 5 kere abdest alıyorsanız. Dolayısıyla mesela kulağımızın arkasını şu meshettiğimiz olay mesela, bunu araştırmışlar Avrupa'da veya başka yerlerde, bilmiyorum. Bu mesela nedir? Niye baş ağrısından tutun da buradaki damarları sürekli serinlettiği için, yani en çalışan bilgisayar bile çalışınca ısınıyor. Buradaki damarlar çok ısındığı için insanın bütün mekanizmasını, sinir efendim veya kan dolaşımını etkiliyor. Dolayısıyla burayı serinletmek, yani bir nevi fan görevi görüyor abdestteki burayı. Bu hem baş ağrısına karşı hem ömrün uzamasına karşı ciddi manada faydası olan bir şey. Çünkü ana damarlar buradan geçiyor. Mesela namazın faydasıyla alakalı, şimdi ben onun ayrı bir bölüm var, ona geçeceğim. Mesela bel fıtığıyla alakalı tavsiye edilen şeyler var, egzersizler. Aynı benziyor mesela tıpatıp namaza. Oruçla alakalı mesela diyet metabolizmayı dengelemesi gibi, yani yeniden pek çok orucun faydalarını duymuşsunuzdur. O konuya çok daha girmeyeceğim. Yani Kur'an okuma manevi faydalar mesela. Dinliyorsunuz, dua mesela, bunlar psikolojik olarak insanı rahatlatıyor. Bir hem diyalog geçme, hem derdini bir şekilde Allah'a karşı dökme, hem böyle bir ilişki sağlama. Yani nasıl ki bir psikoloğa gidip de onunla bir ilişkiye giriyorsunuz. Oysa Allahü Teala sürekli bizi duyuyor ve bu ilişkiyi çok sağlıklı tutarsak, mesela konuşma, ona dua etme, ondan talep etme gibi, bu da bir nevi psikolojik faydası olmuş oluyor. Özellikle Kur'an dinlemenin hem ruha hem bedene, bununla alakalı çok hadis-i şerifler var. Hem kulağa, musiki olarak hem de, yani çok önemli var. İyimser olmak, kader-i rıza, mesela bunlar insanı manevi olarak çok rahatlatıyor. Eğer hastalıklara yaklaşımımız ona göre olursa. Bunlar hadis-i şeriflerde bulmak mümkün. Kulluk hissinin doyurulması, yani bu ibadetler, acziyetin idraki, gurur, kibir, nefret, öfke gibi hasletlerin dizginlenmesi, bunlar oruçta özellikle. Bütün her şeye oruç tutturmak gerekiyor, değil mi? Niye? Yani sadece ağız değil, mesela düşüncelerimize, efendim,
aklımızdan, ruhumuzdan geçen şeylere vesaire. Böyle hepsine oruç tutturmak gerekiyor. Kötü şeylerden uzak tutmak gerekiyor. Bu manada öfke diyor çok yani şeytandandır ve insanın yani yer bitirir. Peygamber Efendimiz bununla alakalı hadis-i şerifi var. Dolayısıyla öfkenin engellenmesi, dizginlenmesi çok önemli. Ve bununla alakalı da yani hem gurur, kibir, nefret, hem öfke ancak ibadetlerle, ancak bir bağlanmayla, ancak belli disiplinlerle olabilecek şeyler. Dolayısıyla bunu disiplin edilmesi lazım ki bu bütün bilgi efendim sistemlerinde, inanç sistemlerinde vardır. Sosyal ve kişisel ahlak mesela toplumsal ahlak, kötülüklerden uzaklaşma, namaz mesela kötülüklerden alıkoyar diyor. Dolayısıyla şahsi ve toplumsal hayatta düzenin, barışın sağlanması. Şimdi korona mesela kötülüyoruz ama şimdi birazcık böyle bir nevi perhiz gibi oldu. Çıkmama perhizi, dışarı çıkmadık. Bütün dünyanın olabildiğinden en daha şu an temiz olduğu bir klima, iklim dönemi var. Yani bunu 500 milyon efendim kere bir araya gelseniz, bununla alakalı milyarlarca lira dökseniz, euro dökseniz bunu sağlayamayacaktınız yani. Zirveler yapsanız. Oysa şimdi birden hepsini yani dünya olamadığı kadar şu ana kadar son belki 20-30 yılın içerisinde en temiz dönemini yaşıyor yani iklim, hava kirliliği olarak vesaire. Dolayısıyla böyle bir faydası da var. Güzel davranma ve güzel sözler söyleme. Bunların hepsi yine ibadetlerin umduğumuz şeyler. Şimdi namazla alakalı ilginç bir şey var. Bu sızıntıda çıkmış bir yazı. Belki 46 tane egzersiz içeriyor içerisinde. Ve pasif, aktif bütün hareketler, kasılma hareketleri, izometrik veya işte efendim diğer yapmış olduğu fleksiyon, ekstansiyon, belin öne eğilmesi, kolun öne eğilmesi, kafanın öne eğilmesi, sağa sola dönmesi gibi bütün bunlar yaklaşık 540'a yakın kas çalıştırıyor ve 46 çeşit egzersiz barındırıyor namaz mesela. Dizlerin bükülmesi, kendi vücuduna yüklenerek kalkmak, efendim dizlerin üzerine oturulması, tekrar kalkılması, rükuya gidilmesi. Bunların hepsinin her bir hareketinin çok faydası yani bütün bu egzersizlerin normal tıp adına tespit edilmiş. Çok güzel egzersizler. Bunu da tavsiye ediyorum. İnşallah sızıntıdan bunu bakabilirsiniz. Vardır online olarak. Şimdi bu noktada özellikle demiştik hani hadislerin hani tavsiye ettiği metotlar. Burada gıdalar ile tedavi özellikle kısmında. Peygamber Efendimiz'in hani neler yiyebiliriz konusu ayrı bir şey. Hani o ayrı. Bakın bazı yani özellikle refer ettiği, yaptığı, uyguladığı gıdalar var ki bunları şöyle sırayla gidebiliriz. Mesela mantar yani göze hem iyi geliyor. Mesela kudretmen yani helvası cinsinden kudret helvası. Bunu Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Mesela bu öd ağacı boğaz hastalıklarına ve diğer zatülcenp gibi hastalıklara ve diğer peygamberimizin saymadığı 5 tane daha söylemiş ama mesela onların ne olduğunu belki doktor olanlar biliyordur. Bunlara karşı iyi geliyormuş yani boğaz ve ciğerle alakalı şeylere. Bununla alakalı hatta bir çocuğunu getiriyor birisi ve boğazını işte sıkarak böyle bir şey varmış tedavi herhalde. Çocuğunuz onu yapmayın diyor. Aksine öd ağacını diyor verin diyor. Dolayısıyla şimdi ölüm dışında hiçbir hastalık yok. Çörek otunda onun için bir deva bulunmasın. Çörek otunu mesela ısrarla ve özellikle hani tavsiye ediyor. Ölüm dışında hiçbir hastalık yok ki çörek otunda onun şifası bulunmasın. Mesela bazı işte çocuğu olmayanlar vesaire onlara mesela Peygamberimiz yumurta ve keşkek tavsiye ediyor. Saçını kesmesini yani kına yakmasını bunların hepsi yine mesela Peygamberimiz diyor ki koku ve kadın. Bununla alakalı hadisin zayıf olduğuyla alakalı bir şey var ama yani mana itibariyle şey hani bu manada hadis-i şerif kokuyu önemsiyor ve kadın dediğine göre demek ki yani cinsel hayatın sağlıklı olması da çok önemli.
Anne sütü ve deve sütünü tavsiye ediyor. Bunların hem koruyucu etkisi var hem tedavi edici. Zira bal şerbeti mesela yine balın faydaları çok fazla. Şerbetini, ishal için tavsiye ediyor. Hatta geliyor adam çocuğu için sonra veya kardeş için neyse. O iyi olmadı diyor. Bir daha diyor. Sonra iyi olmadı. Sonra bir daha geliyor. İyi olmadı diyor. Sonra diyor sen bu şaşırtmaz. Normalde diyor senin çocuğunla alakalı bir şey yanlışlık var diyor. Derken üçüncü keresi mesela iyi oluyor. İshalle karşı. Acı ve hurması mesela kalp hastalıklarına karşı çekirdeğiyle beraber dövüldüğü zaman bunu Peygamberimiz bize tavsiye ediyor. Anne sütü ve deve sütünü tavsiye ediyor. Bunlar mesela hem koruyucu hem tedavi edici etkisi. Semizotu, kuru üzüm, et suyu, en az ayda bir kavun, yani ayda bir olacak şekilde bu et suyu, yani etin tüketilmesiyle alakalı. Kavun, maydanoz, havuç ve sirke tavsiye edilmiş aynı zamanda. Dolayısıyla bu yani Peygamber Efendimizin hayatında hem tükettiği hem de tavsiye ettiği koruyucu yani bu manada tedaviler ama tedavi edici aynı zamanda tedaviler olmuş oluyor. Hani sadece koruyucu değil. Şimdi hacamat çok önem arz ediyor kan aldırma. Mesela normal kan bağışını biz yapmıyorsak mesela tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü Peygamber Efendimiz hem hacamat yaparak hem de kan aldırma noktasında bizzat örnek olmuş. Yani hatta Hazreti Ali Efendimiz demiş ki Cebrail Aleyhisselam Peygamberimize boynunun iki tarafından damar hizasında iki omuzun arasında hacamat olma emrini getirdi diyor. Yani. Bu kadar yani bir emir şeklinde gelecek kadar önemli. Ayın 17, 19 ve 21. günlerinde mesela bunlar çok önem arz eden hani daha bugünlerde şifa adına sanırım burada yani ayın ortası olması itibariyle biraz ayın hareketleriyle alakalı, ayın insan üzerindeki hareketleriyle alakalı. Orada çünkü ayın çekmek kuvveti biliyorsunuz dolunayda en yüksek şeye çıkıyor Medcezir'de. Aynı şekilde insanın da kan yani sıvıdan oluştuğumuz için %70 hem kanı hem vücudundaki o 8 tane bahsettiğim diğer de ilk derse bahsettiğimiz gibi 8 tane sıvıyı ay çekiyor. Yani bir nevi kendisine bizi ay tesiri altına almış oluyor. Yani nasıl denizleri çekiyorsa dünya üzerindeki bizde de öyle. Dolayısıyla işte ayın 14'ü veya 15'i gelince o kurtların mankurtlaşması efsanesi işte ve neyse mankurt diyorum kurt adam efsanesi vesaire. Bunların hepsi bu efsaneler belli bir şeye dayanıyor. Yani nedir? İnsanlar farklılaşabiliyorlar. O günlerde mesela kavga etme bilmem ne oranı, kanın fazla hızlı akma oranı, bu cinayet oranları, şunlar bunlar mesela o günlerde artıyormuş. Bu manada şeyi yani hacamatı zaten tavsiye ediyor Peygamberimiz ama bu günlerde yapmak daha faydalı. Mesela hummalı hastayı soğuk suyla yıkamayı tavsiye etmiş. Mesela kendisi de humma sebebiyle mesela vefat ediyor biliyorsunuz. Bu noktada suyun yani hararetin giderilmesiyle alakalı suyun kullanılmasını biraz önce söylemiştik. Mesela sünnet olmayı, kına yakmayı, efendim yara ve bere üzerine bunları çok önemsiyor. Açık yaralar varsa oralara hasır otu yakıp külünü Hazreti Fatıma annemiz o şey yapıyor. Peygamberimizin dişi kırıldığı zaman oraya tedaviyi uyguluyor ve hasır otunu yakıp külünü oraya sürüyor. Bunların hepsi sünnette olan uygulamalar ve bedene müdahale ile yapılan tedaviler. Diğerleri de gıdaların tavsiye edilmesiyle yapılan tedavilerdi. Yasaklananlar var bazı. Yani bu noktada neleri yani yapabiliriz, neleri yapamayız diye sorarsak. Yani dağlamayı mesela yasaklıyor. Tabii çok ölümcül hastalıklarda bugün yani o dönemde işte kılıç yarası gibi vesaire onlar da kullanılmış. Ama bunun dışında dağlamayı yasaklıyor. Yani bunun değişik sebepler olabilir. Bunlarla alakalı bir araştırma yapmak lazım. Yani yaranın dağlanması manasına. Evet. Alkolü mesela bu noktada hem ilaç olarak yasaklıyor, zaten tüketmesiyle alakalı da yasaklıyor. Yani bunlar yani Peygamber Efendimiz
sorup kendisine sorunca tedavisi, o da diyor ki deva değil derttir diyor. Yani alkolün. Hani şimdi azıcık alkol verelim iyi gelir falan gibisini iddia edenler var ama alkolle alakalı değişik araştırmalar da var. Durum öyle göstermiyor. Yani hakikaten dert ve 40 günde ancak insan vücudundan çıkabiliyor biliyorsunuz. Haram ilaç ve zehirlerin kullanılması. Burada da özellikle zehir ve benzeri habis ilaçları yasaklıyor. Bununla alakalı insan vücuduna işte bugün keyif mesela verici ilaçların alınması veya şeylerin işte ekstazi gibi hapların başka vardı ottur vesaire haşhaştır bunların alınmasını keyif için dahi olsa veya tedavi için de olsa bunların alınmasını Peygamberimiz yasaklıyor. Çünkü hem vücuda zararlı zehir veriyor hem de ruha zarar veriyor. Hayvanları da mesela tabi bu tartışmalı bir konu olabilir. İlaç yapmak için kurbağayı kullanmak isteyen birisi hekim geliyor. Ona da kurbağayı öldürmeyi yasaklıyor Peygamberimiz. Burada tabi hem hayvanları koruma, çevre korumayla alakalı bir şey olabilir. Hem de bunların yani ilaç yapılması mesela bugün kullandığımız parfümlerde birçoğunda mesela şeyler var. İşte, geyiklerin veya işte balıkların bazılarının mide suyundan alınmış vesaire. Sırf bunun için binlerce hayvanı öldürüyorlar, telef ediyorlar. Sırf parfüm yapabilmek, ilaç yapabilmek için. Burada tabii bir hayvansever tavır da var. Ama aynı zamanda da bunun belki görülemeyen zararlar da olabilir. Yani değişik ilaç yaparsınız ama sadece biliyorsunuz kullandığımız bugün birçok ilaç hayvansal veya kimyasal. Hem faydası var hem de zararı var diyorlar. Bütün doktorlar kendileri söylüyor bunu. Yani bir ilacı kullanırken bunu dikkate almak lazım diyorlar. Dolayısıyla Peygamberimizin böyle bu tavsiyelerini, bu noktadaki tavsiyelerine uymak lazım. İlah usulü, hani burada tabii şeye gelirsek tekrar mesela farelerin kobay olarak kullanılması meselesi, o da herhalde din etik kurulları bununla alakalı ayrı bir çalışma yapıyordur. Yani insanlığın faydasına olacağı için belli hayvanların bu şekilde sadece yani deney için kullanılması yine ayrı tutmak gerekebilir yani. Hayvanların sadece kendilerinin ilaç yapılmasının dışında deney için kullanılması ayrı tutulabilir. İlah usulü dediğimiz elle sıkarak tedavi mesela Peygamberimiz yasaklıyor demiştim. Bunu tekrar burada söylemiş olalım. Peygamberimizin yasakladığı tedavi usulleri bunlar. Şimdi tabii bu noktada Peygamber Efendimiz şurada engelleyici kısımda ruh sağlığı ile alakalı bir husus vardı. Burada nazar, rukye meselesi. Şimdi bu çok soruluyor. Nazara, ya nazar var. Yani nazar haktır. Peygamberimiz öyle söylüyor. Bunu inkar etmemek lazım. Peygamber Efendimizin hadis-i şerifinde söylediği gibi nazar haktır. Eğer kaderden önce bir şey bulunsaydı ondan önce nazar bulunurdu dediği rivayet oluyor. Bununla alakalı tabii nazar boncuğunu koydum mu mesela oraya? Bunun fonksiyonu nedir gibisinden bir soru gelebilir. Burada Peygamberimiz nazara karşı yani bu nazar boncuğu tavsiye etmiyor. Yani ne tavsiye ediyor peki? Ayet-el Kürsi ve Nazar ayetinin okunmasını söylüyor. Ve in yekallezine keferu diye başlayan ayet. Bunun nazara yani karşı Ayet-el Kürsi'nin okunmasını Allahu Teala bizzat hani kendisi sihir yapıldığı zaman kendisine tavsiye ediyor ve diyor ki bunu oku vücudun hani sen çünkü nazar dediğimiz şey bir negatif enerji insandan insana aktarılabiliyor enerji. Dolayısıyla biyoenerji alanında çalışanlar vardır belki onlar daha iyi bilirler. Enerjiyle belli şeyleri hani hareket ettirme veya yönlendirme. Çünkü insan sadece maddi yapıdan oluşmuyor. Hem su hem dediğimiz gibi diğer elementler de var. Ama asıl önemlisi hava elementi yani nazarın taşındığı, aktarıldığı bakışın efendim aktarıldığı ultraviyolo gibi yani veya diğer ışıkların olduğu Bluetooth dediğimiz bugün mavi veya kırmızı görmediğimiz ışınlar var. Bunlar bugün bizim telefonumuza şu an interneti veya bilgiyi taşıyorsa nazar dediğimiz şeyi yani bu hava taşıyor.
neticede bu ışınlar taşıyor. İnsanın vücudu da yani bunu aktarabiliyor. Çünkü enerjik bir değişik enerjileri de var insanın. Bu manada nazar boncuğu, atınalı boynuz gibi şeyler şifa veya fayda bizzat umulmaması gerekiyor. Çünkü şifayı Allah'tan ummak gerekiyor. Bu bir batıl inanç. Ama şöyle bir fayda için kullananlar hani istisna olarak veya kendilerine izah olarak bunu yapıyorlar. Diyorlar ki ilk enerji bakıştaki yani ondan hedef bir amaç veya ondan fayda umma yok da ilk enerji aktarıldığı zaman o enerji o üzerimizdeki bulunan taştır veya neyse ona çarpar ve orada bir nevi elemine olur. Yani bir nevi absorbe edilir, yutulur. Dolayısıyla absorbe edilen bu enerji size zarar vermemiş olur. Bu taşın da bu faydası olmuş olur. Yoksa taşı veren yani şifayı veren Allah'tır. Taşın da sahibi Allah'tır bu manada. Yani bunu mesela taş deyip de geçmemek lazım. Mesela Hacer-ül Esved'de bir taş. Peygamberimiz onu öpmüş cennetten geldi diye. Şimdi taşla alakalı da hani böyle bu işte batıl inançtır, küfürdür vesaire gibi çok şiddetli davrananlar da oluyor. Oysa buradaki eğer amaç insan eğer derse ki yani benim inancım, itikadımca Allah şifa verir. Fakat bu taş kötü enerjiyi, kötü bakışı benim üzerimden ilk bakışta kırar. Onun dışında bir faydası yok diye belki mahsur olabilir. Şey, mahsur olmayabilir. Hastalık, ateş, nazar değmesi ve cin çarpması durumunda da bu dualar, özellikle felak, nas gibi duaları mesela Peygamber Efendimiz tavsiye etmiş. Kendi dilinden dualar da var mesela. Onları da ve uygulamış da bizzat kendisi biliyorsunuz. Nereden biliyoruz? Şöyle, bu rukye dediğimiz şey, mesela kendisine sihir yapıldığı zaman da Peygamber Efendimiz hem bunları Cebrail Aleyhisselam bizzat bildiriyor ve onları okuduğu ve kurtuldu. Yani felak nas ve vücuduna böyle her tarafına sıvaza dayanına tükürüp böyle diye bu şekilde. Yani bir nevi yani tam nefesini verdiği manasını. Dolayısıyla bu nefes aktarımıyla efendim tedavi meselesi işte üfürükçü gibi toplumda bazıları onu şey yapmak istese de enerjinin aktarıldığını düşünürsek ve nefeste de çünkü ilk mesela vahyin indiği şekil biliyorsunuz sözlüydü. Yani sesle aktarılmıştı. Dolayısıyla bizim okuduğumuz ayetlerde de yine sesle aktarılan bir şey var. Enerji var veya bir mesaj var. Dolayısıyla bunlar hem onu duyabilen, algılayabilen, belli desibilen altındaki ve üstündeki şeyleri etkileyecek. Onlar kötü ruhlar olabilir veya başka şeyler. Onların istemediği bir şey olduğu için necis ruhlar iyi, güzel şeyleri de kabullenmeyecekler. Dolayısıyla da bu enerjiyi o manada okuduğumuz ayetlerle, hadislerle atmış olacağız. Yani nefesimizle. Bu nefes olayını bu yüzden küçümsememek lazım. Rukye dediğimiz şey buna rukye deniyor. Ve bunu Peygamber Efendimiz kendisine mesela sahabiler yapıp geliyorlar. Diyorlar ki mesela bir yerde karşılaştık yılan birisini sokuyor herhalde. Onu tedavi etmeyle alakalı okuyor ve adam iyi oluyor. Sonra gelip Peygamberimize soruyorlar. O da diyor ki ne yaptın diyor. Fatiha okudum diyor yani. Tamam güzel yapmışsın diyor. Peygamber Efendimiz bunu onaylıyor. Yani rukyeyi mesela şeyle efendim nefesle veya Kur'an-ı Kerim'le tedaviyi onaylıyor. Dolayısıyla bu biraz pagan kültüründe vesaire hani biraz daha böyle hani şeyler var işte ne bileyim simsalabim mesela selam aleyküm der gibi veya işte kelimenin kaynağını araştırmışlar. Gerçi de böyle hani şeyler var. Mesela hokus pokus gibi işte ifadeler. Bunlar yine belli bir şeye dayanıyor. Yani belli bir dil içeriyor. Bir ses ve nefes. Bunlar olumsuz şeye genelde anlatıyor. Şu sihir dediğimiz şeyi. Çünkü bunu anlatmayla alakalı Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz sihrin olduğuyla alakalı ayetlerde geçiyor ve iki melek bununla alakalı görevlendiriliyor. Fakat onları alıp kötüye kullanmak isteyenler olunca hani ailelerin arasını açmak gibi vesaire gibi. Dolayısıyla Allah-u Teala onu ama lanetliyor istemiyor yani böyle yapılmasını. Ailenin arasının açılması, sihrin kötüye kullanılması ama sihir diye bir şey var yani. Çocukların bugün işte bu resimde de olduğu gibi hani Harry Potter seyretmeleri vesaire aslında bu neden kaynaklanıyor? Neden bize tesir ediyor? Biz çünkü yani insan
doğası olarak böyle şeylere de inanmak istiyoruz belki bu noktada. Yani bir şeyin birden değişivermesi falan gibi çocukça şeyler ama çocuklar daha çok seyrediyor. Ama mesela Harry Potter'ı büyükler de seyrediyor, okuyor mesela. Gerçek dünyanın dışında bir şey, real dünyanın. Dolayısıyla yani kendisine rukiye yaptırılmasıyla alakalı Peygamber Efendimiz'e de nazar ve humma başta olmak üzere bütün hastalıklara karşı yapılabiliyor. Nasıl yapılacağıyla alakalı mesela bir tane kitap var şurada göstermiş olduğum. Ne kadar büyütebilirim bilmiyorum. Bunu tavsiye ederim. Evet, rukiye diye bakabilirsiniz. Onu nasıl olduğuyla alakalı bilimsel, hem yani bilimsel derken ilmi olarak yazılmış. Ama bizim en yani en güzel kendi kendime yapabileceğimiz rukye nedir? Felak nasıl okumak? İhlas'ı okumak, onun ayet-el kürsi okumak, Fatiha'yı okumak, bunları vücudumuza güzelce her gün yatarken veya sabahları kalkınca. Ama asıl ibadetler yapılınca zaten beş vakit veya bunlar zaten insanı bir nevi koruma altına almış oluyor zırh gibi. Şimdi manevi hastalıklarda bu manada herkes rehberlik arıyor yani. Yani bir şekilde tasavvufta mesela bunu anlatmıştık, mürşidin önemini. Bugünümüzde çok mürşit olayı falan yok hani, ama ne var? Mesela insanların abi abla dediği büyükleri var. Veya işte hocam dediği büyükleri var. Kendilerine göre üstad dedikleri var. Tasavvufta düşünürsek dergahta işte hem dergahtaki mürşitlerin ihtiyacını görme, hem dergahın hizmetinde bulunma. Ama aynı zamanda sosyal hizmetler diyoruz. Mesela kimsesiz çocuklara sahip çıkma. Ama aynı zamanda mesela bakıyoruz toplumdaki sosyal veya sorumluluk projeleri mesela üstlenme, çevre gibi mesela çevreye bir hizmet mi olsun, insanlığa bir hizmet mi olsun. Bunlar hep kavramlaşmış şeyler bizde. Dolayısıyla bunların yapılması psikolojik rahatlık veriyor. Ve bahsettiğim şekliyle insanlar eğer tecrübeli bir rehber bulurlarsa kendilerine, onun bu problemlerini hem aktarabileceği, konuşabileceği bir sırdaş gibi, hem de ondan pozitif manada etkileniyor. O yüzden Peygamberimiz de hep böyle bir hayır hah, yani insanların bir Medine'ye gittiğinde de ilk onu yapmış mesela, değil mi? Kardeşlik ilan etmiş, bir hayır hah tayin etme gibi. Bütün bunların hepsi bir ciddi manada insanın psikolojikman, ruhen dengede tutan şeyler. Ve sosyal bizim rollerimizi işte bize öğreten, girmiş olduğunuz istişare her ortamında insanlarla nasıl konuşacağınızı, insanların nasıl aktardığını, duygularını, bunları öğreten, eğitici, rahatlatıcı bir yönü de var. Mesela o dönemde bunun işte bugünkü bu ihtiyaçları bir dönem mesela tasavvuftaki, tarikatlardaki, tekkelerdeki şeyhler görmüşler. Bu mekanizma tabii bugün bozulunca psikologlar var. Aynı şekilde sizi yatırıyor, dinliyor. Çok müdahil de olmuyor. Belki yön veriyor, vazifeler göre roller veriyor. Onları oynuyorsunuz, yapıyorsunuz ve böylece belli bir tedavi şeyine girmiş oluyorsunuz. Ama sadece hastalanınca değil, bunu sağlıktayken de dengeli bir ruhi alışveriş ve rehberlik insanı hastalıklara karşı da muhafaza edecektir diye düşünüyorum. Evet, bu manada Peygamber Efendimizin hani bununla alakalı yazılmış onlarca kitap var. Ben şimdi size onları şuradan ekran paylaşımının üzerinden göstereceğim. İnşallah siz de bu hem anlattığım kaynaklarla alakalı geçen hafta da sorulmuştu, arkadaşlar sormuşlardı. Siz bakıp hani kendinizi bu kaynaklarda özellikle mesela burada birinci literatürü ben biraz önce vermiştim size. Nedir bunlar? Bunu hem El-İsfahani'nin söylemiştim. Ama bunlar bizzat yazılmış ya, kitaplar yayınlanmış. Bunlara ulaşabilirsiniz. Yani birinci kaynaklar bunlar. Birçok ikinci kaynak bunları birinci kaynak olarak almışlar. Dolayısıyla mesela bunu ekran fotoğrafını da yapabilirsiniz ya da daha sonra YouTube veya diğer yerde yayınlanınca da alabilirsiniz. Bunlar benim hem tespit ettiğim, bazılarına ulaştığım, bazılarına ulaşamadığım kaynaklar. İkinci literatür mesela bunları hem Almanca hem İngilizce yazılmış olanlarını da ben önemsedim ve onları da almış oldum burada. Tıbbı Nebevi ile alakalı uzun, dediğim gibi Avrupa'da ciddi bir yani İslam tıp ile alakalı. Son olarak da
Bu korona vesilesiyle şeyi açtılar biliyorsunuz. TÜBA diye bir şey var. Oradan bakabilirsiniz. Fuat Sezgin'in çok güzel şeyi var. Tıbbı Nebevi şey sadece tıp değil, bilim alanındaki gelişmeleri anlatıyor. Orada İslam düşünürlerinin, bilim adamlarının ortaya yani ilk dönemden itibaren, ikinci dönemden itibaren belki üçüncü, dördüncü asırdan itibaren ortaya koydukları çalışmalarının işte ne bileyim tıp aletlerinin vesaire orada bulabilirsiniz. Resimleri de var. İndirebiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Burada mesela son birkaç tanesi var. Prophet's Medicine mesela özellikle. Sonra Medieval Islamic Medicine mesela orada bakabilirsiniz. Bulma imkanınız varsa bunlar Almancaları da var. Oralarına da bakabilirsiniz. Hani dinleyici portföyünü bilemiyorum. Fransızcası da var. Şuradan devam edeyim eğer görüntü aldıysanız. Mesela yine Avrupa'daki kaynaklardan Fazlur Rahman'ın mesela Health and Medicine, Islamic Tradition mesela bunlar İbn Haldun'un mukaddimesinde belli büyük bölümler var. Ayhan Tekin Eşuca'nın İslam Alternatif İslami Tıp, Tıbbı Nebevi ile alakalı. Davut Aydüz'ün Kur'an-ı Kerim'de besinler ve şifa, işte Kur'an-ı Kerim'de zikredilen meyveler, hem kitap hem makalesi var. Meşhur Pamuk Yayınları'nın mesela o kitabı var. Çok belki struktürel olarak hani yapı itibariyle şey yok, dağınık biraz ama kendi içerisinde bir şeyi var, sistematiği var. Yani tavsiye ederim. Buna benzer daha yeni kaynaklar da var belki çıkan. Bunlar belki aktüel değil çok. Dolayısıyla yeni çıkan kaynakları da siz hani bulursunuz. Hani bunlar benim tavsiye edebileceklerim. Ahmet Altun'un Peygamberimiz Sünnetini Koruyacağı Kimlik var. Evet. Böylece bizim hani sunumumuz burada sona ermiş oluyor. Kusurumuz varsa affola deyip inşallah tekrar başka bir seminerde buluşmak dileğiyle diyoruz. Hakkınızı helal edin.